Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan ülkemizden haberlerimiz vardır. Hep beraber izleyelim. Dışişler Bakanlığı Sofia bir uyarı gönderdi. Bulgaristan hükümeti kendisini Cambaski'den ayrılmalı ve onu kınamalı. Dışişler Bakanlığından dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması uyarınca bu bildirimden sonra Bulgaristan Cumhuriyeti devlet liderlerinin hükümetin ve Dışişler Bakanlığının Cambaski'nin açıklamalarını kınamasını ve kendilerinden bu açıklamalardan uzak kalmasını Bulgaristan'dan istemişti. Dışişler Bakanlığı Sofya'daki Büyükelçilik aracıyla Avrupa Parlamentosu üyesi ve Vamaro Banada Siyasi Partisi'nin Eş Başkanı Angel Canbaskin'in son kamuya açıklamalarından aşırı derecede memnuniyetsizliğini ifade eden sözlü bir uyarı gönderdi. Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Slovenya'dan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon'u kabul ederek basın açıklamalarını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Pendarovski, Slovenya'nın Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılımına verdiği güçlü desteği için teşekkür etti. Avrupa Komisyonu raporu hakkında görüş ve bilgileri paylaştılar ve bunun iç reformların daha fazla uygulanması için açık bir yol haritası olduğunu da değerlendirmiş oldular toplantıda ayrıca enerji ve ekonomik krizinin zorlukları, Ukrayna'daki savaş bölgesel işbirliği, Batı Balkanların Avrupa ve Avrupa Atlantik perspektifleri ele alınmıştı. Ülke genelinde 24 yerde aşıların faydaları hakkında bilgi veren karavanın harekete geçmesiyle ilgili olarak haberi paylaşıldı. Toplumları aşılanması özellikle faydaları hakkında bilgilendirmek için bugünden itibaren 26 Ekim'e kadar ülke genelinde 24 yeri bir bilgilendirme karvanıyla ziyaret edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID, Birleşmiş Milletler Çocuklar Yardım Fonu UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Karavan birlikte korunur, aşılar yardımcı olur sloganıyla yerel topluluklara ve yerleşim yerlerinde bulunmuş olan sakin ve vatandaşlarına düzenli çocukluk aşıları, mevsimsel grip aşıları ve COVID-19 aşıları hakkında bilgi verecek ve yerinde anti-COVID aşıları sağlayacaktır. Hükümet lise öğrencilerine burs kararı almıştı. Hükümet Son Bakanlar Kurulu oturumunda 2022-2023 okuma yılı için burs alanların sayısı ve lise öğrencileri için burs miktarını belirleyen kararını al getirdi karar burs yer sayısını ve orta öğretime kayıtlı öğrencileri için burs miktarını belirlemişti. Ayda 3500 denar tutarında burs sağlanmaktadır. Yetenekli özellikle öğrencilerin sporcular, fen ve teknik bilimleri yetenekli öğrenciler, sanat alanında yetenekli öğrenciler, özel ihtiyaçlı olan öğrencileri için ortaokul farklı bölümlerindeki okuyan yetenekli öğrencileri için yeni burs kararından faydalanabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru ilanları bu ayın sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Sırada ise yerel haberlerimiz vardır. Onları da beraberce izleyelim. Radika de devredeki STK yönetimi Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ziyaret etmiş oldu. Ziyareti kapsamında özellikle kırsal bölgelerindeki kadınların ölü ve ileride yapılması gerekenler konusunda Cumhurbaşkanı kabinesinde de konuşulmuş olan konularından birkaç tanesi söz konusu olmuştu. Öte yandan ise buradaki çalışmaları ile ilgili olarak Radika D Başkanı Fadriye Mustafaoskaya göre şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları ile ilgili olarak bir de yapılması gerekenleri ilgili olarak Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye tüm gereken detaylı bilgileri sunulmuştu. Öte yandan ise Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, özellikle kırsal bölgelerindeki organik üretimi ve çiftçilikle uğraşan kadınların hakları ve rölleri konusunda güçlü bir destek verilmiştir ve bununla ilgili olarak da ileride verileceğine dair olarak açıklamaları yapılmıştı. Üsküp'teki Sos Çocuk Köyü temsilcileri Devre Belediyesi'ni ziyaret etmesiyle birlikte özellikle Devre'deki sosyal yardıma muhtaç kalan aileleri için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Kendi sosyal ağında yapmış olduğu paylaşımı ile ilgili olarak Doktor E. mevcut olan Sos Çocuk Köyü temsilcileriyle yapılmış olan görüşmeleri kapsamında ve ileride yapılması gerekenler konusunda bazı detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Bilindiği gibi özellikle bu görüşmeleri kapsamında da Debre Sosyal Merkezi Müdürü Kreşnik da katılması katılmasıyla ayrıyeten bir önem kazandırmıştır. Debre Karatecisi Sara Duka bu sefer hem Debre hem ülkemizi Türkiye'deki Dünya Karate Kupası'nda temsil etmiş olacaktır. Durin Paçuku yönetimliğinde Konya'da düzenlenecek olan Dünya Karateciler Spor Yarışmalarına bu sefer milli olarak Belgium is de key Sarah Duka Tim temsicimiz... başarılı bir şekilde kendi çalışmalarını düzenlemek için ve bu müsabakalardan başarılı çıkabilmek için tüm gereken hazırlıklarını yapmıştı. Bilindiği gibi son olarak Debre'deki belediye başkanı tarafından da kabul edilmiş olan bu ünlü sporcularımız özellikle Konya'ya giderek oradaki üstün bir performans gösterilmesi ile ilgili olarak bölgemizdeki vatandaşlar duacı olmaktadır. Bilindiği gibi Sara Duka şimdiye kadar da büyük ...başarılarına imza atmış oldu. Televizyon 3 için konuşan Sara Duka... ...kendi heyecan ve duygularını saklayamadı. İlk defa bir debreli Dünya Kupası'na katılmaktadır. Bilindiği gibi 26 ile 30 Ekim tarihleri arasında... Türkiye'deki Konya şehrinde Dünya Karate Turnuvası düzenleniyor. Konuyla ilgili olarak Debre Belediye Başkanı Ekuran Duka da son olarak Sara Duka'yı kabul etmesiyle birlikte Genta Sela ve Aziz Ramadani ile beraberce yapılmış olan bir motivasyon görüşmesi gerçekleştirilmesiyle beraberce hem Sara Duka'ya hem de bölgemizi en iyi bir şekilde temsil edecek olan bir karatecimize iyi bir motivasyon yapmış oldu. Mevsimsel griplerle ilgili olarak aşılama süreçleri başlamıştır. Debre Halk Sağlığı Temsilcisi Doktor Mentor Mera'ya göre şu an 200 adet aşı söz konusu olmaktadır. Tabii ki ilk önce yaşlılar, kronik hastaları ve çocuklar ilk etapta bununla ilgili olarak faydalanabilecektir. Ayrıyetten özellikle vatandaşların isteklerine göre aşılama süreçlerine de devam edilecektir. Fakat bu aşı adetleri ise önümüzdeki günlerde gelmeleri bekleniyor çiçeği ürünlerin markalaması konusunda veya brand edilmesi konusunda bu sefer Mavro Varus Belediyesi'nde olağanüstü bir çalışmalar gündeme gelecektir. Bununla ilgili olarak Belediye Başkanı Medat Kurtovski'ye göre Seyit Makedonya tarafından yapılmış olan çalışmaları kapsamında özellikle kadınlara büyük bir öncelik verilmektedir. Üretilecek olan ürünlerin marka edilmesi konusunda da bölgemizde eksik olarak şimdiye kadar görülmüştür. Bundan sonra da bu sorunu ortadan kaldırmak için büyük bir eğitim çalışmalarına başlanacaktır. Belediye Başkanı Medat Kurtovski'ye göre beklenen sonuçlar kısa bir zamanda tamamen bunlara da şahit olmamızla beraberce özellikle en çok hem kadınlarımıza hem de bölgelimize katkıda bulunmuş olacağız. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.